%99'u Müslüman olan bir ülkede diye başlayan cümlelerin sık sık tekrarlandığı bir ülkede ben ateistim demek her zaman çok kolay değil. Bu yüzden Türkiye ile ateistler birbirleriyle dayanışmak için bir dernek kurdular. Ateistlerin nelerle karşılaştığını ve bu derneğin neye hizmet edeceğini öğrenmek üzere derneğin kurucularını davet ettik. Ateizm Derneği Geçici Yönetim Kurulu Üyesi Ürün Desen ve Geçici Yönetim Kurulu Başkanı Tolga İnci. Stüdyo konuğumuz, hoş geldiniz. Hoş Öncelikle bulduk. şu geçici meselesini bir netleştirelim. Niye geçici üye ve geçici başkansınız? Bu direkt dernekler kanunu ve medeni kanun nedeniyle böyle oluyor. Derneği kurduğunuz anda kurucu üyeler arasından belli bir kısmını ister 5 ister 7 ister 9 tanesini seçip geçici yönetim kurulu olarak tayin ediyorsunuz ve birini de başkan tayin ediyorsunuz. Asıl yönetim kurulunun genel kurul seçmesi gerekiyor 6 ay içinde. Yani bu bir geçiş süreci. Gerçekten biz üye sayımızı arttırdığımız zaman bir genel kurul toplayacağız. Tüm üyelerden oluşan ve gerçek yönetim o zaman Şu seçilecek. an Biz vekaleten yöneticiyiz şu anda. Şu an yönetimde kaç kişi var? 5 kişi var. 5 kişi var. 5 kişilik bir yönetim kurulu. Evet. Peki de üye sayısı? 11 kurucu üyemiz var. Şu anda yeni üye alımına henüz başlamadık. Sanıyorum bir hafta içinde başlayacağız. Çünkü onun prosedürleri var. İşte üye kayıt formlarını hazırlamamız gerekiyor. Biz öncelikle küçük bir grupla resmi statü kazanmayı hedefledik. Çünkü daha önce pek çok girişim oldu. Hatta ben bir tanesinde, daha önceki girişimlerden bir tanesinde yer almıştım. Başarısız girişimler oldu. Çok büyük hedeflerle yola çıkıldı. İşte bazen mesela işte 100 kişi olalım da 100 yönetici bulalım, öyle derneği kuralım falan gibi düşünceler oldu. Güçlü başlayalım falan. Oysa biz bu sefer farklı bir yöntem denedik. Küçük bir grupla, kararlı bir grupla, dirençli bir grupla yola çıkalım ve öncelikle bir Türkiye Cumhuriyeti'ni Bir dernek bir kazandıralım. dernek, ateist kelimesi içinde geçen bir dernek kazandıralım. Bir de tepkiyi görmek istedik. Yani acaba bir engel çıkacak mı, bürokratik Çıktı bir mı? hiçbir şey çıkmadı. Yani dilekçenizi verdiniz ve kuruldunuz. Evet. Peki az önce dediniz ki kararlı ve dirençli bir grupla yola çıkalım. Niye kararlı ve dirençli olmak gerekiyor bir dernek kurmak için? Şöyle yani tabii ki insanları genelde birleştirmek zor bir şey. Herkesin kendine göre fikirleri var. Hele ki bugün Türkiye'nin durumu malum. Yani kutuplaşmalar çok bariz bir şekilde görülüyor. Bir de ateistler arasında ya da genel olarak non-teistler, dinsizler arasında diyeyim. Dindarlardan farklı bir durum var. Yani dindarlar aynı şeye inandıkları için ve ortak bir kutsal kitap çevresinde birleştikleri için aşağı yukarı aynı şeyleri düşünüyorlar. Yani birleşmeleri kolay. Bizde oysa inançsızlık birleştirici bir kriter değil aslında. Yani biz ortak bir şeye inanmıyoruz ki, biz inanmıyoruz yani Bu neticede. yeteri kadar birleştirici değil mi? İnanmıyor olmak. İnanmamak sanıldığı kadar birleştirici bir şey olmuyor işte. Çünkü onun dışında insanlar her ateist, non-teist bir değer yargısına, kendi aklıyla, fikriyle karar verdiği mantık, rasyonelite her neyse çerçevesinde bir değer yargıları, ahlak anlayışı, zevki, siyasi görüşü oluyor ve bir o özgürlükten kaynaklanan çok farklı fikirler ortaya çıkıyor. Böyle olunca da Richard Dawkins'in bir sözü var mesela, ateistleri örgütlemek kedileri gütmeye benzer diyor. Aynen öyle oluyor. Biz bunu çok gördük. Çok farklı fikirler oluyor. Özellikle siyasi görüşler bölünmelere, derin bölünmelere neden oluyor. Parçalanmalara sebep oluyor ve bir sürü girişim bu yüzden çöktü. O yüzden zordur. Biz bu sefer akıllandık ve özellikle prensiplerimizden bir tanesi siyaseti hiçbir şekilde derneğe karıştırmamak. Her siyasi görüşten, her felsefi görüşten üyelerimiz olabilir. Ama siyasi görüşleri özellikle veya ideolojik bir şekilde derneğe yansıtmamak prensibimiz. Peki, Ölün Hanım, peki bu derneğin günlük faaliyeti ne olacak? Günlük faaliyeti yeni üyeler kabul edeceğiz. Bu arada bizim sadece ismimiz Ateist Derneği, Ateizm Derneği olabilir ama sadece ateist olmanız gerekmiyor. İnanan da olabilirsiniz. Gelip biz ne yapıyoruz diye merak edip bakabilirsiniz. Ateizm misyonerliği de yapacak mısınız ya? Sorduğunuz sürece
Yani yoksa bizim öyle bir misyonerlik gibi bir derdimiz yok. Fakat daha çok şuna yoğunlaşacağız. Biz bugüne kadar çok ötekileştirildik ve zor günler geçirdik. Bu yüzden insanlar öldürüldü bu ülkede. Sadece düşündükleri için ya da bir şeye inanmamayı seçtikleri için ya da başka bir şekilde yaşamayı tercih ettikleri için. Bu aslında çok büyük bir utanç. Ve bizim örgütlenmeye ve birbirimizi kollamaya ihtiyacımız var. Günlük faaliyet olarak aslında en çok sanırım bunu yapacağız. Belki iş yerlerinde bu yüzden problem yaşayan ya da bulundukları ortamda dışlanan insanların özellikle hukuki yardım gerekirse bunları sağlayacağız. Var mı peki derneğin içinde ya da bağlantılı olduğu hukukçular, avukatlar var, bu tür yardımları sağlayacak? Evet, gönüllü olarak da bunu yapabilecek gerekli insanlara var. Bu tarz. Peki bunun dışında mesela derneğin üyelerinin bir araya gelmesi, fikri tartışmalarda bulunması gibi etkinlikler de olacak mı? Evet, olacak. Bu şekilde konferanslar, paneller düzenlemeyi düşünüyoruz. Tabii ki bu bakış açısına göre misyonerlik olarak algılanabilir ama dediğim gibi bizim insanları dinden çıkarma gibi bir derdimiz yok. Bu zaten öyle bir yola girdiğiniz zaman, dini sorgulamaya başladığınız zaman olabilecek bir sonuç. Yani biz aslında kendi içimizde zararsız bir oluşumuz ve kimseye de tehdit oluşturmuyoruz aslında. Bize öyle bir bakış açısı var çünkü sanki dinsizsen ahlaksızsın ya da her türlü kötülüğü yapabilecek potansiyel suçlusun gibi bir görüntü var ya da böyle bir görüş var. Fakat biz öyle değiliz. Zaten bunları da gelip kendileri görebilirler. Pardon, ben bu misyonerlik konusunu biraz açayım çünkü önemli bir konu. Çünkü mesela çok olumlu tepkiler aldık bu birkaç gün içinde. Önceden internetime dokunma eylemine katılmıştık. Taksim'de küçük bir pankart açtık mesela. Orada da bir ufak bir görünürlük olmuştu. O sırada mesela bir hanımefendi geldi, dedi ki siz dedi çocuklarımızı dinden çıkarmak için dernek kurmaya çalışıyorsunuz filan dedi. Nasıl böyle bir şey yapabilirsiniz? Hakikaten hiç öyle bir şey yapmıyoruz. Yani bütün samimiyetimle söylüyorum. Yani demin ürünün de dediği gibi bir misyonerlik amacımız yok. Öncelikle ilk hedefimiz zaten bir kere ateistlerin kendini özgürce ifade edebilmesi. Ateistlerin, non-teistlerin, dinsizlerin, inançsızların diyeyim. Çünkü bir genel kabul görmüş bir din anlayışı var ve bu dinin bir baskısı var. Biz dinin kendisiyle uğraşmıyoruz aslında. Bu baskıdan şikayetçiyiz. Yani bu din de olabilir, felsefi, ideolojik şeyler de olabilir bu baskı nedeni. Din bunlardan yalnızca bir tanesi. Aslında biz bunların tümünden şikayetçiyiz. Dogmatizm, dogmalaştırılmış belki 100, belki 1400, belki 2000, belki 5000 yıllık dogmalarla, sabit fikirlerle beslenen bir kültürden şikayetçiyiz. Ve bunun zararlarına maruz kalıyoruz. Yani bu durumda biz de mağdur olmuş oluyoruz. Öncelikle karşı çıktığımız şey bu. Yoksa kimsenin neye inandığı aslında bizi hiç ilgilendirmiyor. Yani çok popüler bir tabirle isterse bir insan krem peynirleri de tapabilir yani. Bu bizi gerçekten ilgilendirmiyor. Taşa da tapabilir. Yeter ki o taşı bize atmasın. Peki son dönemlerde ateistlerin karşı karşıya kaldığı muamele kötüleşti mi? Yoksa insanlar biraz daha bu durumla barışık hale geldi mi? Biraz ondan mı acaba cesaret alıyorsunuz? Yoksa artık hiç dayanılmaz noktaya geldiği için mi bir karşı hamle yapma ihtiyacı duyuyorsunuz? Hangisi? Sonuncusu. Yani benim şahsen tepkisel duruma geçmem. Yani ben 13 yaşından beri dinsiz biriyim. Yani hiç dinle bir ilgim olmadı. Öyle söyleyeyim. Belki apateist bir, yani dinle ilgilenmeyen bir hayatım vardı benim. Yani benim hayatımda bir kriter değildi ve benim çevremde de pek bir kriter değildi. Ben öyle bir çevrede büyüdüm. Yani ailemde dindar insanlar vardır. Ama yani bu yemek sofrasının ortasında değildir yani, tabiri caizse. Yani hayatın bir yerinde vardır ama yani merkezinde değildir. Böyle olduktan sonra benim için bu sorun teşkil etmiyordu ama son dönemlerde
belki de son 10 yılda diyebilirim, bir şeyler değişti bence ve bu tepkiselliğe neden oldu. Özellikle Fazıl Say'ın yargılanması, dini değerleri alenen aşağılamaktan ve o TCK 216 maddesinin devamında bir de ayrıca şey de var, toplumu bir toplumsal harekete neden olacak şekildeyse filan diye devamı var onun. Yani Fazıl Say'ın bir Hayyam rubayesini paylaşmış olması, üstüne üstlük din karşıtı da olmayan bir rubayi o. Yani tam tersine Hayyam'ın aklındaki İslam'ı anlatan bir rubayi. Yani o sizin sandığınız gibi değil cennet, şöyledir filan demek istemiş Hayyam. Ona rağmen toplumsal bir harekete de yol açmadığı halde mahkum olması beni artık çok rahatsız etti açıkçası. Bir de ben de müzisyenim. Belki oradan da bir empati var sanatçılara karşı. Çünkü biz dinsiz insanların hayatı anlamlandırdığı en önemli şeylerden bir tanesi de belki sanat, edebiyat. Yani o bir dinle beslenmediğimiz için tırnak içinde sanat benim şahsen hayatımda çok önemli bir yer tutuyor. Ve sanatçıların böyle baskılarla karşılaşması falan beni üzüyor yani. Tamam belki hoş olmayabilir yani bazı insanlar için sarf ettiği sözler, o rubayı bazı kişilerin hoşuna da gitmeyebilir ama bu böyle hapse atmak için falan bir sebep olamaz yani. Peki şimdi ben inanmıyorum demek her zaman zor mu, ya da nerede olduğunuzla kimle konuştuğunuza göre tabii ki değişir ama ne bileyim mesela nüfus cüzdanı çıkarırken din hanesinin boş bırakılmasını talep etmek ya da bir cenaze törenine katıldığınız zaman belki tabutun önünde saf durmamak, yani böyle alanlarda nasıl hissediyorsunuz kendinizi, yani deklare olmak ihtiyacı olduğu zaman arada kalıyorsun, yani ne diyeceğini bilemiyorsun, karşıdan gelecek tepkiyi kestiremiyorsun. Yadırganmayacağını bildiğin ortamlarda bunu daha rahat söylüyorsun. Ama karşındakinin alenen bir inanan olduğunu ve seni yadırgayabileceğini düşündüğün zaman da bahsetmiyorsun. Hmm. Yani benim en azından şahsen yaptığım şey bu. Mesela özellikle bu cenaze dediniz. Cenazeye katılmak değil, bizim mesela şu an asıl problemimiz kendi cenazelerimiz. Mesela ateistlerin ya da dinsizlerin cenazesi nasıl İslam usulleriyle kaldırılabilir? Hani bu ülkede bu yapılıyor ve bu da savaşacağımız konulardan bir tanesi. Şimdi bireysel olarak ben inanmıyorum, ben inançsızım, ateistim demek bir şey ama bir de dernek kurup bunu savunmak daha zor ve mücadele edilmesi gereken bir şey olarak evet. çıkıyor karşımıza. Mesela doğal olarak derneğin adresini, bir işte telefon numarasını yayınladığınız şeyde, evet. Twitter hesabınızda ve soran herkese de söylüyorsunuz. Mesela bundan tedirginlik duyuyor musunuz? Duymaz mıyız? Yani aslında ben şahsi olarak ben duyuyorum ve birkaç arkadaşımla bugün trajikomik, dikkat et yakılma falan gibi hani espriler yapılıyor bugün bana. İşte yayına katılacağımı ve derneği kurduğumuzu söyledikten sonra. Tabii ki tedirginiz ama ben insanların bizi yargılarken ve herhangi bir harekete geçme gibi bir durumları varsa eğer, sadece şunu söylemek isterim. Düşünmek ya da bir şeye inanmak ya da inanmamak suç olmamalı. Biz kimseye müdahale etmiyoruz, hayatlarına müdahale etmiyoruz ya da bir şiddet içerisinde değiliz. İnsanlar önce vicdanlarına bunu sormalı. Bu insan benim hayatıma direkt bir şey yapıyor mu, bana bir zarar veriyor mu? Hayır. O zaman ben neye karşı kendimi savunmaya geçiyorum ki? Yani bu hayatta benim şahsi ahlak anlayışım bu şekilde ilerliyor. Çünkü ahlaksız ya da nasıl diyeyim, yani dinsizsen kötüsündür gibi bir görüş olduğu için hayır. Ben iyi miyim, kötü müyüm ya da karşımdaki durum iyi mi, kötü mü? Böyle bir değerlendirme yapman gerektiği zaman kendilerine bunu sorsunlar. Benim oraya saldırmama ya da bu insanlara saldırmama gerek var mı? Pardon, ben ufak bir parantez açmak istiyorum burada. Şimdi ben şahsen endişeli değilim. Neden olmadığımı anlatacağım. Ben kendi hayatımda... Çünkü derneği Kadıköy'de kurduk. Ben Kadıköy'lüyüm zaten. Benim sülalem de Kadıköy'lüdür.
O yüzden rahatım falan. Değil tabi, ondan değil. Arkamız sağlam Kadıköy'de falan diye değil. Yani hiçbir yerde hiç kimsenin arkası o kadar sağlam olamaz. İstenirse de bazı şeyler yapılabilir. Yüksek güvenlikte plazalarda bile nelerin olduğunu, kulelerin yıkıldığını falan biliyoruz. İstedikten sonra yapılır. Şimdi ben neden gerek olmadığını biraz anlatmak istiyorum. Şimdi bu hareketi önayak olan hepimizin ortak arkadaşı, akademisyen arkadaşımız, değerli dostum İzzet Murat Güler bir amaç ve ilkeler belgesi taslağı hazırladı. Sağ olsun onu çok güzel hazırladı ve bizim de ufak tefek katkılarımız oldu, onu geliştirdik biraz. Şimdi ben öncelikle herkesten, yani vay ateist dernek kurmuşlar nasıl olabilir böyle bir şey falan diyenlerin web sitemize girip hakkımızda butonuna basıp o belgeyi bir okumalarını rica ediyorum. O gerçekten orada göreceksiniz ki siyasi görüşlerden de arınmış. Ve böyle bir din düşmanı bir şeyimiz yok. Zaten öyle bir duruşumuz yok. Yani biz ateizmi, aklı, mantığı, bilimi, sanatı bunları savunuyoruz. Biz dolayısıyla bu durumda aslında bir pozitif bir yaklaşımımız var konuya. Yani biz bunları savunduğumuz zaman belki o dinin yarattığı değer yargıları, kültür, anlayış filan da değişebilir. Yani daha doğrusu belki bizim anlayışımız ağırlık kazanabilir. O zaman bizim dinle savaşmamız falan gerekmeyecek zaten. Ve o belgede görebilirsiniz ki bazı ben dindar arkadaşlarımla da paylaştım. Ve yani bayağı dindar olan arkadaşlarımla paylaştım. Şey demediler yani falan biz bundan cihat çıkarırız falan demediler. Yani çok dengeli bence güzel bir amaçlarımız, ilkelerimiz. Ben tutarlı olduğunu düşünüyorum ama bir yandan da dost doğru da söylenmiştir. Orada bazı ifadeler belki bazılarınca sert bulunabilir, hoş bulunmayabilir dindar insanlar tarafından ama doğrusu bu. Yani dümdüz biz orada söylüyoruz ve bir düşmanca tavır içerisinde de değiliz. Dediğim gibi amacımız böyle ateizmi yaymak falan gibi öyle de bir durumumuz yok. Biraz için o yüzden de endişeli değilim yani. İşin kültürel ve içerik tarafına gelmek istiyorum. İnanmayanlar kendilerini hangi biçimlerde adlandırıyorlar? Daha doğrusu inanmamanın kaç biçimi var kendini bu şekilde adlandırmanın? Az önce siz bir iki tanesini söylediniz evet. Mesela. Evet. Biraz önce ayrımlar nerede onları anlatır mısınız? Söylediğim gibi aslında çok farklı şeylere insanlar inanabilir. Kendilerini rahatlatma yöntemi seçebilirler. Çünkü insan yapısı itibariyle doğa karşısında aciz bir varlık olduğu için zaten din illüzyonunu yaratıp bir şeye sığınma ihtiyacıyla var olmuştur tarih boyunca. Ama ana eksenleriyle sanırım ateizm, agnostizm diyebiliriz, deist ateizm diyebiliriz. Bunları biraz şey yaparak, kavramları biraz da tanımlayarak söyler misiniz lütfen? Aslında ateizm tamamen inançsızlık. Daha doğrusu yaratıcı anlamında, yaratıcı bir tanrı gücü anlamında. Olmadığı evet. İnanç. Evet. Agnostizm bilemeyiz onu. O, belki vardır. Bilinmezcilik. Evet, bilinmezcilik. O yüzden daha şüphecidir. Ateizm daha kararlıdır aslında ona kıyasla. Dinsizlik ise dini, kutsal kitapları ve onun yaşamdaki halini tanımaz, sorgular ve kabul etmez. Fakat yine bir yaratıcı olma ihtimalini düşünür ve bir yerlerde beni izleyen bir şey var gibi bir düşüncesi vardır. Bir güç var. Yani, evet. Yani bir güç var. Evet, nerede, nasıl bilmiyorum ama bize kutsal kitaplarla anlatılan gibi değil. Aslında yine dinsizdir. Sadece yine biraz önce söylediğim gibi bir çıkış kapısı bırakmak olabilir, bilmiyorum. Hani bu benim şahsi fikrim. Çünkü onun da içinde yine bir şüphecilik vardır. Yani dinlere ikna olmamak evet, aslında. Evet, bir yaratıcının dinlere, olabileceğini ama kitaplara, anlatıldığı biçimiyle, kurulduğu biçimiyle evet, dinlere inanmak. Peygamberlere ve onların dini öğretilerini kabul etmemek. Ana hatlarıyla aslında bunlar. Başka şeyler de söylediniz. Evet, ben biraz açayım. Şimdi ateizmin de aslında çeşitleri var. Önce madem adımız ateizm, oradan biraz başlayalım. Yani aslında temelde iki şey var ateizmde.
Çeşitli tabirler var ama ben en basitinden söyleyeyim. Zayıf ve güçlü olarak tabir ediliyor veya negatif tavır almak veya pozitif tavır almak diye tabir edilen iki tür en temel tür ateizm var. Birincisi ben inanmıyorum demektir. Ben inanmıyorum veya Tanrı kavramının Tanrı iddialarını red ediyorum demektir. Şimdi bu negatif tavır, yani negatif bir tavırdır veya zayıf bir tavırdır. Doğrudan Tanrı yoktur demeyen bir tavırdır. Ama güçlü ve pozitif tavır ise Tanrı iddiaları tamamen geçersizdir, mantık dışıdır. Tanrı denen şeyin var olması imkansızdır. Dolayısıyla yoktur. Bu artık güçlü bir tavır ve doğrudan yok demektir. Ve bilime dayanmış. Yani bunu artık felsefi, bilimsel dayanakları olabilir. Yani o ayrı konu da ateizmin böyle bir durumu var. Agnostisizme geldiğimiz zaman orada da iki türlü güçlü ve zayıf agnostisizm var. Bu arada ilk bilgilendirici seminerimizi de yapmış oluyoruz. Sayenizde sağ olun. Agnostisizmde de bir bilinmiyor diyenler var. Şu anda bilinmiyor. Elimizdeki bilgilerle bilemiyoruz diyenler var. Yani elimizdeki veri yeterli değil. O yüzden ben bilmiyorum Tanrı var mı diye var. Bir de efendim ne kadar şey bilirsek bilelim bizim aklımızın ötesindedir Tanrı kavramı. Biz hiçbir zaman anlayamayız. Anlayamadığımız için bilemeyiz. Bilemediğimiz için de var mı yok mu bir karara varamayız. Rasyonel bir şey olmaz bu diyenler var. Bunlar güçlü agnostikler. Bir de tabii agnostik belki en ilginçleri aralarında. Yani çünkü ne konuda agnostik olduğunu genelde ifade etmiyor kişi. Hangi tanrı yani? Ben agnostiklere önce bu soruyu soralım. Agnostiyim diyorsun. Allah konusunda da agnostik misin mesela? Yoksa Zeus konusunda mı? Ya uçan spagetti canavarı konusunda da agnostik misin? Onu ifade etmesi gerekiyor. Hangi tanrıdan şüpheleniyor, var mı yok mu diye. Belki deizmin tanrısı konusunda agnostik ama kutsal kitapların tanrısı konusunda güçlü ateist. Mesela böyle ayrımlar var. Yani Allah kesinlikle var olamaz diyen birisi deizmin tanrısı belki de olabilir. Ya, mantıklı geliyor bana diyebilir. Böyle ilginç durumlar olabilir. Deizm demişken onu da açıklayalım. Deizmin iddiası da şöyle bir şey. İlk bir neden vardır. Evreni yaratmış ve kurgusuna bırakmıştır, akışına bırakmıştır. Müdahil değildir, öyle tepeden izlemez. Hayata müdahil olmaz. Sadece yaratmıştır ve gitmiştir falan. Böyle bir şey deizm. O da daha önceki yüzyıllarda popüler olmuş. Yani sanıyorum herhalde 17. yüzyılda, 18. yüzyılda daha popüler olmuş. İlk böyle dinden çıktıktan sonra insanlar belki tanrı boşluğunu hemen dolduramayıp böyle bir daha zayıf ve ulaşılmaz bir tanrı yaratmışlar. Yani deizmin tanrısını o açıdan çürütmek zordur mesela. Yani uğraşmak lazım. Çünkü öyle saklamışlar bir yere yani. Şimdi deist arkadaşlara da tabii. Şimdi kavgalar bundan çıkar aslında. Tabii çıkar. Yani. Çıkıyor da ama yani bunlar ben seviyorum. Yani bunlar tatlı kavgalar. Tartışıyoruz kendi aramızda. Fizikler var mı sizin aranızda? Olmaz mı? yani mesela şu an sizin derneğin içinde gerçekten böyle çatışmalı, tartışmalı ortamlara yol açacak derecede görüş farklılıkları oluyor. Yaşanıyor mu? Tabii yani oldu da olacaktır da. Oluyor. Önemli olan bunu nasıl yönettiğiniz. Yani yönetebiliyor musunuz? Şimdi biz bu derneği kurduk. Demek ki yönetebilmişiz. Tartışmalar oldu mu? Oldu. Aramızdan ayrılanlar da oldu. Yeni katılanlar da oldu. Oluyor böyle şeyler ama önemli olan o birliği koyuyor. Şu anda mesela dernek kurulduktan sonra ben o kadar olumlu bir hava gördüm ki eminim o ayrılıklar da belki unutulacak. Belki umarım tekrar o arkadaşlar bize katılır. Belki de ama agnostikler derneği kurarlar onlar da. Yani, belki yani öyle bu iş eğer taban tutarsa. Yani istemeyiz. Çünkü neden? Şöyle bir durum var. Bu dini baskıdan bahsediyoruz ya, bizim asıl derdimiz o. Yani bizim asıl derdimiz Turan Dursun'un öldürülmüş olması. Aziz Nesin'in işte yakılmaya çalışılmış olması falan. Bunlar kötü şeyler yani. Şimdi o zihniyetteki, o düşüncedeki adamlar sana orada şey diye sormayacak. Agnostik misin, panteist misin, ona göre pala mı çıkarayım yoksa yakayım mı ya da deist misin diye demeyecek sana yani. Kafirsin işte.
Yani dinsizsin ve kötü bir, yok edilmesi gereken bir varlıksın. Biz buna karşı bölünemeyiz yani. Orada hatta bu artık dinsizliğin ötesinde mezhep savaşları falan da var. Yani biz mesela oruç tutmadığı için dayak yiyen bir Alevi'ye destek olmayacak mıyız? Tabii ki destek olacağız. Çünkü biz dini baskıdan şikayetçiyiz. Bizim dertlerimiz onlarla da bu noktada aynı. Onlar dindar olabilir. Ama aynı dini baskıya maruz kalan bir dindar insana da belki biz ateizm derneği olarak faydamız dokunabilir. Bir ekleme avukatlarımız mı? Onlara da destek olabilir. Aslında biz dogmalara karşıyız ve bize öğretilmeye çalışılan şeylere karşıyız. Yani bu ideolojide olabilir, bu dinde olabilir. Bu bir şahsi olarak bunu ekliyorum. Bu bir takım da olabilir. Yani bir bebeğe forma giydirilmesi de bana aynı şekilde abes geliyor. Yani biz aslında insanlara tepeden inme, bunu kabul edeceksin ya da böyle yaşayacaksın denmesine karşıyız. Hı hı. Size ulaşmak için en kolay yol herhalde Twitter ve Facebook hesaplarınıza başvurmak. Hı hı. Nasıl olduklarını da söyleyelim. Ateizm Alt Çizgi Derneği galiba, değil mi? Twitter'daki adresiniz. Orada da aslında 2000'e yakın takipçi olduğunu gördüm. Bir de gördüğüm şey şuydu, 2011 yılında açılmış bir hesap. Yani derneğin kurulmasından çok önce. Hı hı. Orada şöyle bir şey oldu yanılmıyorsam, bir arkadaşımız bir e-mail hesabı açtı. Hı hı. Yani sıfırdan bir e-mail hesabı açtı, ateizmderneği@gmail.com falan diye. Ve onunla Twitter'a başvurduğunda sizin zaten Twitter hesabınız var dendi falan ve o hesap bizim oldu bir şekilde, öyle bir durum. Daha önce bir alınmış bir hesap. Acaba aynı bunun hazırlığı yapılıyordu bir Yok, süredir değil. Bizim, öyle bir şey mi? Yani ya bizim değil ama Twitter bize verdi o hesabı bir şekilde yani. O e-mail sanıyorum önceden alan arkadaş e-mail hesabını kaybetmiş. Hmm. Uzun süre kullanmadığı için. E-mail hesabı boşa çıkınca da tesadüfen biz aldık. Artık o 2011'deki girişim kimdi bilmiyorum ama onların hayalinde gerçekleştirmiş olduk. Evet. Çok teşekkür ederim gelip anlattığınız için. Umarım istediğiniz gibi gelişir her şey ve barışçıl amaçlarınız barışçıl karşılıklar bulur ve bu şekilde yolunuza devam edersiniz. Her şeyin sonuna geldik. Haftanın son programıydı. Birazdan Mehmet